İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı belediyenin tüm veri tabanının kopyalanması olmuştu. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını ele aldı. Ekrem İmamoğlu 18 gün İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Belediyenin tüm veri tabanını kopyalama talimatı verdi. Sürecin en iyi şekilde yönetilmesi hususunda özel bir çaba göstereceğimi hepinizle paylaşmak isterim. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye gazetesindeki köşesinde İmamoğlu'nun kısa başkanlık döneminde belediyede yaşananların perde arkasını yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her yer didik didik edildi, yolsuzluk dosyası arandı. 1. İstanbul ve İstanbulluların bütün mahrem verileri kopyalanmaya çalışıldı. 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne köşe bucak yolsuzluk dosyası arandı. Yaklaşık 10 gün önce şöyle demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulduğunuz, tespit edebildiğimiz ne varsa kamuoyuyla paylaşacağız. Ne oldu? Hani, nerede bu yolsuzluk dosyaları? Son dönemde ne söylediyse, hangi kartonu gösterdiyse bir saat sonra yalanlanıyor. Ekrem Bey'in aşırı sinirliliğinin sebebi sürekli tekzib edilmesi mi? Yaşar'a göre İmamoğlu seçime yönelik algıyı çoktan kurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf ve yolsuzluk diz boyu. Büyük büyük kartonlar hazırlatmış. Binlerce araç için milyonlar ödeniyor diyor. Peki işin aslı öyle mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. Binlerce araç değil, sadece 120 araç kiralanmıştır. Şimdi ne olacak? 3000 liraya 120 lira kamuoyunu yanıltmak, manipüle etmek doğru mu? Yaşar yazısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili de çok çarpıcı bir ayrıntıya yer verdi. Anadolu'da olmadı ama sağ seçmen büyük şehirlerde CHP adaylarına oy verdi. Peki nasıl oldu da sağ seçmen bu iki maskeye kandı, inandı? Bakın, muhafazakar oylarda sıkıntı olmaması için Canan Kaftancıoğlu yine görünmez oldu. Anlaşılan 23 Haziran'a kadar göremeyeceğiz kendisini. Ama atmosfer değişiyor. Durum seçmen nezdinde yavaştan kavranmaya başlandı. Yaşar'a göre Binali Yıldırım ise sağdaki ağırlığını giderek artırıyor. Yıldırım ilk kez psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Daha çok çalışacağız.